Bu da ne? Geri ver. Bu bir tür hayal defteri mi? Hayır. Bu çok Tera, iyi. Dur. Hayır. Şuna bak. Ne diyorsun Brett? Neden bu şeker kızla yemeğe çıkmıyorsun? Onu yemeğe çıkar ve bir kadına dönsün. Hayır, bu ben oradaydım ve bilirsin insan bazen ben bu bir şey değil ve yani şey sadece bir şakaydı. Gerçekten. Defterini al. Teşekkür ederim. Seninle yemeğe çıkamam. Üzgünüm. Sadece kim olduğumu biliyorsun. Ben Brett Schultz'um. ...1993 mezunları 10 numaradır. 2013 mezunları efsanedir. Silvia, sen harika bir insansın. Ve insanlar seni ve saçını çok seviyor. Bu harika bir gün olacak. Sürekli dram peşinde koşuyor, bunu anlayamıyorum. Evet ama saçı bugün çok güzel görünüyor. Duymadın mı? Bu hafta A listesindeki 12. sıraya düşmüş. Ah tanrım, ben olsam ölürdüm. Kim A listesinden düşmüş? Ha? Tamam. Tamam. O rehber öğretmenimiz. Geleceğimiz umutsuz desene. Tamam. A listesi giriş kullanıcı adı şifre. Üzgünüm sürdük. Listede değilsin. Ay lanet olsun. A listesi. Eric Schultz, liste birinciliğinde 24. hafta. Merhaba. Merhaba dostum, dün akşamki parti nasıldı? Her zamanki gibi ama yeni bir çarşamba yeri bulduk. Oo dostum, bana bir vodka bulabilir misin? Jimmy Stockman, 6 numara. Haftanın ateşli partisi hakkında bilgi almak mı istiyorsun, beni bul. Merak etme. Peki okudun mu?
Neyi okudun mu? Dostum bak, şiirler hakkında konuşmayı bırak, tamam mı? İnsanların gizli bir şair olduğunu duyduklarında partilerine gelmek için sıraya gireceğini mi sanıyorsun? Şair olmanın nesi kötü ki? Emily Dickinson çok seksi. Metafor anlamında. Ama şiir seksi değildir. Gerçek anlamıyla. Kötü olduğunu söylemiyorum ama imajın açısından kötü. Doğru. Bak, Emily Dickinson fantezilerine son ver. Lacey'i kıskandıracaksın. Tamam, görüşürüz. Ha, merhaba hanımlar. İyi görünüyorsunuz. Çok tatlısın. Aa, teşekkür ederim. Elimden geleni yapıyorum. Nasıl gidiyor? Tamam. Ben derse gidiyorum. Sonra görüşürüz. Sanırım nefesini üzerinde hissettim. Evet ama hanımlar derken doğrudan bana bakıyordu. Bu çok kötü. Ona yaşlı mı göründük acaba? Merhaba dostum, nasılsın? Merhaba Arik, iyiyim. Çok iyiyim. Güzel. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? Her zamanki gibi. Aslına bakarsan iki amigomuzu kaybettik, acil denemelere başladık. Yardım gerekiyor mu? Pompon kız eteği giymeyeceksen hayır. Aa, sakın aklıma girme. Evet, Pressman'a kabul edilmişsin. Evet. Bu harika. Peki bir şeyler yemek ister misin? İstersen biraz sohbet edebiliriz. Ne dersin? Eric, biz ayrıldık. Evet, biliyorum. Sadece eski halimize geri dönmek istiyorum. Ne dersin? Az önce koridorda hava attığını gördüm. Sadece arkadaşlarımla konuşuyordum. Arkadaşların mı? Onun adı ne? Merhaba. O Mark. Adı Gregory. O bilgisayar kulübünün başkanı. Gerçekten mi? Bana sorarsan Mark'a benziyor. Derse geç kalacağım. Hey, bana ayıracak 5 dakikan bile yok mu? Konuşacak ne var ki? Mesela benim için dünyadaki her şeyden çok daha önemli oldu. İlişki sorunları mı? Birbirimiz için yaratıldığımızı anlamıyor. Birbirinize yakışıyor gibiydiniz. Hena Ford 4 numara en sevdiği alıntı, manşetleri ve saç modelimi değiştirmem yeterli olur. Hillary Clinton. Listene baksana. Biz 1 ve 2 numarayız, görüyor musun? Ha evet, korkarım ki April 3 numaraya düştü. Bak, onu listenden düşürme. Ah, bu benim elimde değil ki. Güncel listeye ve A listesi faktörlerine göre hesaplanıyor ve oylanıyor. Bloklar, görünümler, etiketler, arkadaşlar, hepsi bunlara dahil. Evet ama liste zaten onun umurunda bile değil. Ona aşık olduğunu düşündüğünü biliyorum ama eski sevgilinin arkasından ağlamak hiç iyi görünmüyor. Tamam, tamam. Senin tavsiyen ne? Eric, A listesinde 1 numara olmanın bir nedeni var. Konumuna sahip çık. Senin için çok fazla seçenek var. Örneğin aklıma bir isim geliyor. Hena, 9. sınıftayken bile birlikte olmayı denemiştik, tamam mı? Aa, biliyorum, tam bir felaketti. Bu çok kötü çünkü sen benim erkek versiyonum gibisin, sadece daha az zekisin. Ben de senin kadar zekiyim. Çok sevimlisin. Gregory Brown yine A listesini hackledi. Onun işi bitti. Gitmem gerek ama sen de somurtmayı bırak. Bu hiç çekici değil. Hepinizin ödevleri harikaydı, sizi sefil aptallar. Koç Brunner, öğrencilerinize hakaret ederek sağlıklı bir öğrenim ortamı sağlanmasına engel oluyorsunuz. Kapa çeneni. Kutsal güç, lütfen istemediğimiz şeyler yaptığımızda bizi affet. Lacey Parrish, numara 5. Hoşlandığı şeyler bonkörlük, derin sohbetler, Jimmy. Bebeğim, onu sakın dikkate alma.
geçen haftaki maçta çok iyiydin Taylor. Ben harikayım. Da! Trent Taylor numara 2 hakkında harikadır. Evet harikaydın. Bu hafta oynamayacak olman çok kötü. Ne? Sınıfta kalıyorsun seni aptal. Ama Indiana'dan koçlar maçı izlemeye gelecek. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Yönetim beni çok zorluyor. Bunu görmezden geleceklerini mi sanıyorsun? Ama makalenin toplumun mükemmellik algısı üzerine olduğunu sanıyordum. Karın kaslarının fotoğrafını göndermişsin. Aptal herif. Bay Brunner, bence doğru olanı yapıyorsunuz. Çoğu koç bir öğrencinin eğitimine önem vermezdi. Bu hafta Southside'le oynanacak maçı düşünürdü. Southside lanet olsun. Pekala, sen yeni bir ödev hazırlayacaksın. Ödev yapmaktan nefret ediyorum. Ah, Bayan Martin bizimle birlikte yürümeye çalışırsa kendimi camdan aşağı atacağım. Çok yalnız görünüyor. Koç Brunner'la ilgilenip ilgilenmediğini öğrenmeliyim. O da bekar. Lacey, senin April'la aran iyi. Benim için onunla konuşabilir misin? Eric, onu sevdiğini biliyorum. Sana inanıyorum ama farklı üniversitelere gideceksiniz. Bu işe yaramayacak. Hayatları boyunca bekar ve yalnız olan insanlardan biri olmak istemiyorum. Merhaba çocuklar. Merhaba Bayan Martin. Bana Silvia diyebilirsin. Hepiniz, sen de Silvia diyebilirsin. Eric, sen sınıf başkanısın. Evet. Hem bunu biliyordum. Seninle öğrenci ödülleri hakkında konuşmak istemiştim. Evet, popüler çocukları yarış dışında bırakmak için bir imza kampanyası başlatılmış. Tabii bu gerçek olmayabilir ama yine de... Aslına bakarsanız bu kötü bir zaman. Geç kağıdı almamanız için sizinle sınıfa kadar gelebilirim. Çok sevimlisiniz. Teşekkür ederim. Seni sınıfına bırakacağım. Gerek yok. Geç kağıdı almayacağım. Kim olduğumu biliyorsunuz. Ben Eric Schultz'um. Eric Schultz, sosyal bilimler katılmıyor. Evet... Eric Schultz'u arayıp hemen ofisime gelmesini söyleyebilir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Lütfen. Seçkinler Köşesi. Merhaba. Bu senin annen değil mi? Evet. O tam bir seçkin kız. Aklıma gelmişken, bu sene bir numaraya aday olduğuna göre aleyhinizde toplanan imzalar hakkında bir yorumun var mı? Şu şeyi tamir etmeleri gerekiyor. Eric, Bay Martin'i görmen gerekiyor. Onu anlayabildin mi? Tabii. Lanet olsun, yine balık kroket var. Thank you.
Eric, beni görmeye geldiğin için teşekkür ederim. Sadece ders notlarınla ilgili küçük bir sorun var ve... Hayır, hayır. Bu onu korkutur. Eric, sana yardım edeceğim ve gereken her şeyi ben... lanet olsun. Tamam. Hadi en iyi arkadaşın olayım. Tanrım, gerçekten mi? Ne yapıyorsun? Neden annemle babamın fotoğrafını saklıyorsun? Biz aynı lisede okumuştuk, evet. Tamam. O listede ne? Bu seni ilgilendirmez. Bu biraz tuhaf. Eşyalarımı karıştırmaya hakkın yok. İstediğin her şeyi yapabileceğini sanıyorsun. Bütün dünya Eric Schultz'a boyun eğiyor. Gitsem iyi olacak. Tamam, mezun olma. Ne? Ne? Evet. Tamam. İki ay içinde mezun olacaksın. Ama... Mezun olmak için bütün derslerini başarıyla geçmen gerekiyor. Ortalamam 3.9. Aldığın dersler üzerinden. İlk senende sosyal bilimler dersi almamışsın. Sosyal bilimler mi? Bir dakika. Kimse bana sosyal bilimler dersi almam gerektiğini söylememişti. Peki. Tamam. Lanet olsun. Ne yapacağım şimdi? Dersi bir daha açıldığında alabilirsin. Yani bir sonraki dönemde. Bu da yıl başında mezun olman anlamına gelir. Bu imkansız. Hemen mezun olmam gerek. Eric, sen... mezun olamayacaksın. Tamam. Bakın, bunun farklı bir çözümü olmalı. Evet, tabii. Çünkü senin gibi insanlar için... her zaman farklı bir çözüm bulunur, öyle değil mi? Bu okul senin emrinde. Sen neden bahsediyorsun? Ben sana bir şey mi yaptım? Bu listede ne olduğunu bilmek ister misin? Tabii. Bu lisedeyken yeterince popüler olmadığım için yapamadığım şeylerin listesi. Yeterince güzel ya da... yeterince havalı değildim. İşte böyle. Bu liste senin gibi insanlar için çok kolay olurdu. Lise yılların kötü geçtiği için üzgünüm. Gerçekten ama... mezun olmanın bir yolunu bulmak zorundayım. Ve sen de rehber öğretmensin. Lütfen bana ne yapmam gerektiğini söyle. Liste. Listeye ne olmuş? Listeyi tamamlamama yardım edebilirsin. Buradaki şeylerin yarısını yapsan bile tutuklanabilirsin. Ben bu şeyleri yapacak kişi ben değilim Eric. Sensin. Ne? Hayır, ben... bu çok... tuhaf. Hayır. Hiç tuhaf değil. Bu listeyi tamamlamama yardım edersen mezun olmanı garantilerim. Hayır, biliyor musun? Buna şantaj derler. Ben Müdür Cameron'la konuşacağım. Peki, tamam. Müdür Cameron'la konuş. Eminim sosyal bilimler dersini almamış olmanla çok ilgilenecektir. Evet, ama az önce söylediğini duyduğunda sen de işinden kovulacaksın. Ve sen de yılbaşında mezun olacaksın.
Demek buradasınız. Yoksa biri mi öldü? Kutlama yapıyoruz. Neyi kutluyorsunuz? Bugün boşanma işlemlerimiz tamamlandı. Ne demek bu? Biriniz evden gidecek mi yoksa? Aa, tabii ki hayır. İnsanlar ne der? Baba, iyi misin? Sebzeleri uzatır mısın? Biraz acele et. Açılışa geç kalacağız. Sizinle bir konuda konuşabilir miyim? Üzgünüm tatlım ama gitmemiz gerek. Belediye başkanıyla tanışacağız. Bir dakika bekleyin lütfen. Lütfen. Tamam. Diyelim ki tanıdığım birine şantaj yapılıyor. Nasıl bir şantaj? Yani okulumda bir çocuk var ve o... başka biri için bir şey yapamazsa mezun olamayacak. Evet, tam da bundan bahsediyorum. Cinsel bir şey mi? Ne? Hayır. Tabii ki değil. Umarım değildir. Biliyor musun tatlım, ben olsam hiç düşünmeden yapardım. Tamam mı? Yoksa çok zorlu bir yola girebilirsin. İnan bana, aynı şeyi ben de yaşadım. Bu çocuk kim? Annesini tanıyor muyum? Hayır, onu tanımıyorsun. Tamam, o zaman benim canımı sıkma. Hazırlanmam gerek. Senin de hazırlanman gerek. Sakinleştirici almalıyım. Evet, senin de benim de. Pekala, bir şey duymak ister misiniz? Bence istersiniz. Bunu duymak için sabırsızlanıyorsunuz. Şu anın yakın arkadaşı olan Felicia ile konuşuyordum ve bana söylediğine göre April'ın senden ayrılması nedeni başka bir kızla öpüştüğünü duyması. Oo, değil mi? Evet. Trent, senin hakkında duyduğum tek şey cuma gecesi birinci sınıftan iki kızla öpüştüğün. Üç kız vardı. Kesinlikle. Ama endişelenme, blog yazarlarından Tavni ile konuştum. Bu durumu düzeltmeye çalışacak. Bir şey daha var. Bugün A listesinde yalnızca 14 kişi saçımdan söz etmiş. 15. Ama yine de çok kaba. Hena, saçların çok güzel ama derinlerde özgüven sorunu yaşadığını düşünüyorum. Bu yüzden insanların göründüğün kadar mükemmel olmadığını fark etmelerinden korkarak yüzeysel şeyleri vurguluyorsun. Saçlarımın güzel olduğunu mu düşünüyorsun? Hena, peki ya sıra dışı bir şey yaparsam? Örneğin matematik kulübüne ya da okul müzikaline katılmak gibi. Müzikale mi katılmak istiyorsun? Neden? Müzikal olmayabilir ama onun gibi bir şeyler. Okulda iki ayımız daha var. Yani yeni şeyler denemeye çalışırsam sence bu nasıl görünür? Bu lisedeki sıralamını kesinlikle etkiler. Aklıma gelmişken bir duyuru yapmamız gerek. Duyuru mu? Herkes üniversite hakkında tweet atıyor, blog yazıyor. Üniversite hakkında tweet atma üzerine blog yazıyor. Seçeneklerimi değerlendiriyorum. Bunun için zamanın yok. Herkes meraktan ölüyor. Üst taraftan sol köşeden başlayıp... Sağa doğru. Hey Eric, hangi üniversiteye gideceksin? Ve sol tarafa Eric, da... Eric, blog için bir görüntü alabilir miyim? Tabii, hangi konuda? Çok komiksin, üniversite. Kimseyi merakta bırakmak istemem ama nereye gideceğimi bilmiyorum, tamam mı? Peki, eski sevgilinin Pressman'a gitmesi hakkındaki düşüncelerin? Söylemiştim, herkes meraktan ölüyor. O adam kim? O Peter Craig. Yani iki ismi mi var? Çok tatlı bir adam. Doğru. Sanki gerçek bir insan değil. Hakkında hiçbir dedikodu bulamıyorum. Ayrıca çok zeki. Berkeley'ye tam burslu kabul edilmiş. Eminim şiir kulübündedir. Tamam, onlar sevgili mi? Adam Berkeley'ye gidiyor. Orası New York'tan çok uzakta. Bu ilişki yürümez. Ama Pressman'da başka bir Peter Craig olacak. Her okulda bir tane vardır. Ben de Pressman'a gideceğim. Ne? Evet. Pressman Üniversitesi'nde eğer bir Peter Craig olacaksa onun adı Eric Schultz olacak. Ne? Tamam. Hadi listeni görelim. Ama karşılığında Pressman Üniversitesi'ne dünyanın gördüğü en iyi tavsiye mektubunu yazarsan iyi olur. Tamam. Tamam, nasıl başlayacağız? Hem burada 5 parça kağıt ve 5 farklı görev var. Tamam. Ama hepsini yaparken ben de senin yanında olacağım. Ne? Hadi ama ben de bir parçası olmasam ne eğlencesi kalır. Birlikte çok fazla vakit geçireceğiz. Harika olacak. Akla ilk gelen kelime harika değil. Oyun kurucuyla çık. Tamam, bizim oyun kurucumuz Trent. Evet. Trent'le mi çıkacağım? Sporcu bir kızı seçemez mi? Çok komiksin. Ben lezbiyen değilim. Ama randevuya sen gitmeyeceksin. Yani... Yeni bir şeyler deneyeceğin yaştasın değil mi? Tamam, her neyse. Trent'ten bahsediyorum. Hayır, bu bir randevu. Her neyse. Bir randevu. Tamam, bu bir randevu.
Trent'le. Okula gelirken kravat takmıyorum. Çünkü burası özel okul değil, tamam mı? Neden başım belada? Başımın belada olmaması gerekiyor. Sadece tuvalete gitmiştim. Başım belada değil. Biz iki arkadaşız. Şu an birlikte erkeklerin yaptığı şeyleri yapan iki arkadaşız başım belada. Ama sen müdürsün. Evet, benim müdür abi. Evet, ve müdür olarak başının belada olmadığını söylüyorum. Sadece Joel'ların evindeki partinin nasıl geçtiğini öğrenmek istedim. Harika geçtiğini duydum. Çok iyiydi. Evet. Evet, çok eğlenceliydi. Evet, öyleydi. Sen orada mıydın? Hayır, benim başka bir eğlenceli işim vardı. Ama bak, eğer bir şeye ihtiyacın olursa, yani herhangi bir şey, bira ya da ne olursa bana haber ver. Adamım benim. Bira? Evet, doğru, ne olursa. Ne? Hey, sana bir şey soracağım. Evet. Bir arkadaşım için soruyorum. Bir erkeğe çıkma teklif edecek. Tamam mı? Eşcinsel mi? İnanılmaz bir kimlik benimseme grubu biliyorum. Hayır, eşcinsel değil. Eşcinsel bir arkadaşımın olması beni çok açık görüşlü kılardı. Bak, tamam. Hayallerini suya düşürmek istemem. Ama arkadaşım eşcinsel değil. Bir erkeğe çıkma teklif edeceğini söylüyorsun. Ama eşcinsel değil mi? Hayır, değil. Bir de şiir kulübüne garip derler. Çok eğlenceliydi. Harika geçtiğini duydum. Çünkü şiir kulübü gariptir. Ben öyle söylemedim, öyle mi söyledim? Neyse, derse gitmeliyim, tamam mı? Alttan çek, üstten çek ama kafayı çekme. Tabii benimle değilsin, şaka ediyorum. Tamam mı? Müdür Cameron çok garip bir adam. Evet, kesinlikle. Hey Trent, uzun zamandır ikimiz birlikte bir şeyler yapmıyorduk. Evet, çünkü hep April'la birlikteydin. Hayır. Biz 3 ay önce ayrıldık. Olamaz dostum. Evet, biz bu konuyu 10 kez konuşmuştuk. Bu çok komik. Evet, her neyse, ben sana şey soracaktım. Benimle çıkmak ister misin, ne dersin? Evet, tabii. Bir dakika, ne? Bir randevu. Evet, ama ben eşcinsel değilim. Ben de değilim. Şaka yapıyorsun değil mi? Bak, şaka yapmıyorum ama büyütmene hiç gerek yok. Bak dostum, biz kardeş gibiyiz. Biz sevgili olamayız. Bu kanunlara aykırı. Trent. Sadece bana güven. Sunumum 1933 yılında Abraham Nixon ve George Kennedy arasında geçen Texas valilik seçimleri üzerine. Kennedy halkın bir numaralı tercihiydi. Bu sene seçim bile yok. Ağustos onlar gerçek insanlar bile değil. Herkes Kennedy'yi severdi ama biraz sonra biraz garip davranmaya başladı. Düzenli olarak yıkanmayı bıraktı. Ve insanların kafasını karıştıran kıyafetler giymeye başladı. Seçmenler bir süre bunu görmezden geldi ama Nixon o sinsi pisliğin tekiydi. Trent. Nixon saç kesimi ve giydiği kıyafetlerle farkını ortaya koyuyordu. Ben... Gerçeği başından beri biliyordu ama seçime kadar bunu herkesten sakladı. Galiba seninle konuşmak sonra istemiyorum. Gerçek açığa çıktı, tamam. Ve her şey sona erdi. Seçimi Nixon kazandı ve sunumun sonuna geldik. Tam olarak bir sunum hazırladığımı söyleyemem. Ama bu sabah uyandım ve... Yani saçıma bakar mısınız? Harika görünüyor, öyle değil mi? Ve saçım için neredeyse... Bunu henüz teyit etmedim ama... Trent'e çıkma teklif ettiğine dair söylentiler dolaşıyor. Trent'e çıkma mı teklif ettin? Ne? Hayır. Hena, söylentiyi durdurabilir misin? Bir süreliğine erteleyebilirim ama bu söylenti akşama kadar bir olasılığa... ...ve yarın sabaha kadar da gerçek bir dedikoduya dönüşür. Bir dakika, bunu dikkat çekmek için mi yapıyorsun? Tabii ki hayır. Hena, konuş benimle. Seçeneklerim neler? Hiçbir seçeneğin yok. Trent'e çıkma teklif edemezsin. Trent'e asla çıkma teklif etmeyeceğim. Tamam. Eric Trent'e çıkma mı teklif etmiş? Ben... Yani Trent kim? Çok şükür dinlerse. Gerçekten. 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 Gerçekten.
Herkes neden tuhaf davranmaya başladı? Bu kadar açık görüşlü olmanı çok havalı buluyorlar. Trende çıkma teklif etmemi havalı mı buluyorlar yani? Bu havalı bir şey çünkü bunun büyütülecek bir şey olmadığını düşünüyorsun. Ve eminim şehir kulübü de seni destekleyecektir. Hadi ama koç, fazladan ödev mi? Ne yapacağımı bile bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama bir şey bulsan iyi olur çünkü o ödevi yapmak zorundasın. Ve o ödevi yapacaksın. Sonra görüşürüz. Hey, Bay Brunner. Ne istiyorsun? Senin bir önemin yok. Futbol bile oynamıyorsun. Tamam. Haklısınız. Ama not ortalamasını yükseltmek için bir erkekle yemeğe çıkmasına ne dersin? Bunu hiç duymamış gibi davranacağım. Hayır, ben ciddiyim. Hatta gönüllü bile olurum. Bence bu harika bir fikir. Harika bir fikir olan neymiş? Fazladan ödev. Ne? Bu sosyoloji öyle değil mi? Evet, iki eşcinsel olmayan liseli erkeğin randevusu. Koç, lütfen beni bir erkekle randevuya gönderme. Burada olduğumuzu kimse bilmiyor, öyle değil mi? Merak etme, kimse burada olduğumuzu bilmiyor. Bu işten bir an önce kurtulalım, tamam mı? Sana katılıyorum dostum. Randevu gecesi Trent. Erik, bu akşam çok sevimli görünüyorsun. Sen de harika görünüyorsun. Sen gördüğüm en yakışıklı erkeklerden birisin. Saçını bu şekilde taraman çok hoşuma gidiyor. Peki bana ne söylemek istiyordun? Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ama bir türlü sana gerçek hislerimi söyleme fırsatı bulamadım. Peki nasıl hissediyorsun? Tuvalete gitmem gerekiyor. Hayır. Pekala, kendine gel bayım. Daha tutkulu olman gerekiyor. Bak, bunu yapmayı deniyorum ama bu gerçekten çok garip. Hayır değil, daha tutkulu olman gerek. Bunu yapmalısın. Hadi bak bu, tamam. Ben hayallerinin erkeğiyim. Anladın mı? Hadi tutkul, kendine gel. Tutkuyu hisset. Tamam. Hadi hisset. Tamam, hissedeceğim. Tamam, güzel. İyi konuşmaydı. Bir an için endişelenmiştim. Çok heyecanlıyım ya sen? Sen de heyecanlı mısın? Çünkü ben terliyorum. Burası çok sıcak gerçekten. Lütfen biraz sakinleşir misin? Tamam. Teşekkür ederim. Bu işi bana bırak. Tamam. Tamam. Metinleri bırakabilir miyiz dostum? Hayır. Evet, sadece sohbet edelim. Biz birbirimize nasıl hissettiğimizi söyleyebiliriz. Tamam. Peki, nasıl hissediyorsun? Ben çok çok eğlenceli bir adam olduğunu düşünüyorum. Senin de gözlerin çok güzel. Evet dostum, işte böyle. Şu an çok iyi gidiyoruz. Hayır, ben ciddiyim. Gözlerin gerçekten de çok güzel. Tamam. Sen hiç bir erkekle çıkmayı düşündün mü? Hayır. Ben de düşünmemiştim. Biz erkeğiz. Erkekler kızlarla birlikte olur. Öyle değil mi? Evet. Ama seni görünce düşündüm ki neden olmasın? Trent, ben aslında seninle olmaya çalışmıyordum. Önemli değil. Bu
kendim gibi davranabildiğim ilk randevum olabilir. Ve benim gibi bir erkek için bu büyük bir adım. Sadece sana teşekkür etmek istiyorum. Bana çıkma teklif ettiğin için çok, gerçekten çok mutluyum. Tabii, önemli değil dostum. Teşekkür ederim. O rehber öğretmen miydi? Evrekim, bu eşcinsellik göstergesi mi yoksa herkesin eşit yaratıldığını mı kanıtlamaya çalışıyorsun? Evet. Trent bizim bir numaralı futbol oyuncumuz. Ve o oynamazsa biz kesinlikle kazanamayız. Öyle değil mi? Bu randevu sosyoloji dersi ödevi olacak ve not ortalaması yükseldiğinde maça çıkabilecek. Tamam. Evet. Evet, doğru. Silvia, burada ne işin var? Eric, yapacak çok işimiz var. Randevu çok başarılı geçti. Harikaydı. Tamam. Bu konuyu okulda konuşabilir miyiz? Annenle baban evde mi? Nasıl insanlar? Neden ailemle bu kadar ilgilisin? Şu an çok, çok güzel bir restoranda yemekte olduklarına eminim. Mum ışığında biftek yiyorlardır. Her neyse, kim eğlenmeye hazır? Ay! Bak, biraz ara veremez miyim? Ücretli izin gibi bir şey olamaz mı? Tek başına koltukta oturmuş gitar çalıyorsun. Bu kulağa eğlenceli bir tatil gibi gelmiyor. Evet. Ayrıca bu işten mümkün olduğunca çabuk kurtulmak isteyeceğini düşündüm. Evet. İstiyorum bakalım. Tamam. Ne çektin? Merhaba, hayırsız. Kremasız. Teşekkür ederim. Ne zamandır bu kadar erken kalkıyoruz? Amigoluk elemelerine katılmaya karar verdiğimden beri. Hayır, katılmayacaksın. Evet, katılacağım. Takıma girmene izin vermem. Bu hiç de April'lık bir hareket değil. İsteyen herkes şansını deneyebilmeli. Eric Schultz amigoluk yapmaz. Bunu neden yapıyorsun? Bilmiyorum yani. Neden olmasın? Okulun sadece 2 ayı kalmadı mı? Yani bu bir şaka mı? Takımdaki kızlar bu işe yıllardır emek verdiler. Bak, belki de bunu yaparsam diğer erkekler de amigoluğun havalı olduğunu düşünebilir. Belki bunu önümüzdeki sene de sürdürebilirler. Lake Oda Lisesi gazetesi ilk A listesi erkek amigosu. Yani bunu dikkat çekmek için yapmıyor musun? Hayır. Bak, ben gerçekten de bir şey kanıtlamak istiyorum. Tamam. Denemeler bu akşamüstü. Okuldaki tek erkek amigo olacaksın. Takımdaki tek erkek olmam kimin umurunda? Erkekler amigoluk yapmaz. Okulumuzda bu hep böyle olmuştur. Çok eski kafalısın Ena. Amigo olmak havalı bir şey mi? Hep amigo olmak istemiştim ama havalı olduğunu bilmiyorum. Evet. Yani ben yapıyorum. Onun seni yanlış bilgilendirmesine izin verme. Bu havalı bir şey değil. Hiç denemeyi düşündün mü? Evet. Neden amigo olmak isteyeyim ki? O etiket sonsuza kadar üstünde kalır. Ben ona sormuştum. Evet. Deneyeceğim. Bu harika dostum. Okuldaki en güzel kızlarla vakit geçireceksin. Ve etekler. Kısa etekler. Eric, başlamamız gerek. Tamam, geliyorum. Üzerime oturdu, öyle değil mi? Eğer takıma alınırsanız size erkek üniforması getireceğiz. Biliyor musun? Bu hoşuma gitti. Hey çocuklar, neden oradan izleyerek başlamıyorsunuz? Dansı çözemeyeceğimi mi düşünüyorsun? Bu rutini yapamayacağına eminim. Tamam. Tamam.
Evet, şimdiden yedeğe alındın. Bana biraz zaman ver. Daha yeni başladım. Ben gençken bütün idmanları izlerdim. Amigoların danslarının hepsini ezberlerdim ve sonra eve gider hepsini tekrarlardım. Yani bunların nasıl yapıldığını biliyor musun? Evet. Yani uzun zaman oldu tabii ama... Tamam. Eric, bizi izler misin? Teknik çok önemlidir, yoksa birileri yaralanabilir. Özür dilerim. Bu oldukça basit bir rutin. Aman tanrım. Canını acıtmıyor mu? Bir süre sonra alt tarafın hissizleşmeye başlıyor. Ah, bu çok seksi. Amigol'un %98'inin gözlem olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden tamamen anladığımdan emin olmak için bir dansı daha izlemek istiyorum. Ne dersin? Eric. Görünüşe bakılırsa Gregory'nin dansla bir sorunu yok. Evet, öyle görünüyor. Bu harika. Aman tanrım. Ben iyiyim. İyiyim. Eric. Hey, nasılsın dostum? Teşekkür ederim. Bu harikaydı. Evet. Bilmiyorum, çok kötü görünüyor. Başımız belada değil, öyle değil mi? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Tabii ki hayır. Ben sadece izlemek için gelmiştim. Harika bir dansınız var. Herhalde. O sadece bize yardım etmek için burada. Rehber öğretmen bize nasıl yardım edecek? Öncelikle onun bir adı var, tamam mı? Adı Silvia. Ve aslına bakarsan o Amigo takımının kaptanıydı, öyle değil mi? Ulusal şampiyonada ikinci olmuşlardı. Öyle mi? Bu harika. Evet. Neden hiçbir şey söylemedin? O çok mütevazıdır. Ben... Ulusal şampiyonaya katılmış bir dans görmeyi çok isterim. Harika olduğuna eminim. Hey, bu harika bir fikir. Neden bize bir dans göstermiyorsun? Ama bu çok komik olur. Uzun yıllardır dans etmiyordum da. Lütfen bize bir şeyler gösterir misiniz? Bu harika olur değil mi? Evet. Hadi, bunu yapabilirsin. Hey, hadi. Yapabilirsin. Tamam. Tamam. Ben sadece gözlüklerimi çıkarayım. Evet kızlar. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Hazır. Tamam. Haydi Buster Lakers. 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 Haydi Buster. Woo!
eğlenceli değil mi? Harika! Pes etmeyeceksin değil mi? Silvia! Merhaba kızlar. Nasıl gidiyor? Şey bilmem ki, işe dönmem gerekiyor. Erik'le arkadaş olduğunuzu bilmiyordum. Evet, benim kardeşim gibidir. Gerçek hayatta da böyle tatlı. Bu akşam ne yapacaksınız? Benim bakın ofise dönmem gerek. Sonra birlikte bir şeyler yapalım. Cem'e çok kıyak evet, bir perde gelmelisin. Evet, kıyak. Tamam, bilmem belki. Görüşürüz. Aman tanrım. Amigoluk tamamdır. İşte bu. Merhaba. Merhaba. Gel içeri girsene. Tamam. Tamam. Partiye gitmeye hazır mısın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben kendimi ait hissetmiyorum. Hey bak. Bütün amigo kızlar bu partiye geleceğin için ne kadar heyecanlı olduklarından söz ediyorlar. Gerçekten mi? Evet. Bak ben bir rehber öğretmenim Erik. Bunu yapamam, bu aptalca bak, ve... Bak bunu bize erken yaşta alkol kullanmanın zararlarını anlatmak için bir fırsat olarak gör. Bilmiyorum gerçekten Erik. Erik, arabamı en son sen mi kullandın? Arabanın içi çok pis. Özür dilerim. Bu kim? Bu benim rehber öğretmenim. Biz sadece üniversite hakkında konuşuyorduk. Bu konuyu okulda konuşmanız gerekmiyor mu? Bu çok uygunsuz görünüyor. Hayır, bu çok da önemli değil. Affedersin, sen çok tanıdık. Adının ne olduğunu söylemiştin? Silvia. Silvia? Evet. Silvia, gitsen iyi olacak. Okulla ilgili konuları ofis saatlerinde görüşmeniz daha uygun olur. Özür dilerim. Evet, kesinlikle haklısınız. Evet, ben gideceğim. Ve Erik, bir daha eve misafir çağırmadan önce benden izin alman daha doğru olacak. Beni anladın değil mi? Umurunda olacağını düşünmemiştim. Umurumda. Özür dilerim ama bunun Erik'in suçu olmadığını bilmenizi isterim. Ben ona evinize gelebileceğimi söylemiştim ve bu ben... Biliyor musun? Aslında seninle konuşmuyordum. Ona neden bu kadar kaba davranıyorsun? Biliyor musun? Bu tartışmaya ayıracak vaktim bile yok. Çok geç kaldım. Bu konuyu sonra konuşacağız. Artık içimden partiye gelmek gelmiyor. Ben de gitmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Yani en azından denediğin için. Hey baksana, annemin diş telli fotoğrafını görmek ister misin? Bu da ne böyle? Lacey! Dün akşam April'la konuştun mu? Evet. Nasıl geçti? Benimle barışmak istiyor mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum derken beni istiyor mu yoksa... Bak, bu amigoluk numarasına o inanmış olabilir ama ben kesinlikle inanmadım. Kesinlikle. Ama daha takıma kabul edilmedim bile. Evet, ama neden denedin ki? Ve neden Trent'le yemeğe çıktın? Bak, sadece onunla oynayalım diye çıktım. April benim arkadaşım. Eğer oyun oynuyorsan, vicdanım rahat bir şekilde onunla tekrar bir araya gelmeniz için çalışamam. Tamam. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Erik, bana güvenebileceğini biliyorsun. Tamamlamam gereken bir liste var. Nasıl bir listeden bahsediyorsun? Hey, April ikinci sıraya yükselmiş. Önemli değil. Önemli olan tek liste okulun son haftası yayınlanan. O listenin birincisi sonsuza kadar seçkin mezunumuz olacak. Evet, haklısın. O zamana kadar çok şey değişebilir. Erik hakkında bir başlık atabilirim.
Aa, ya da Silvia'ya ne dersin? Ha, şimdilik onu saklayalım. Daha büyük bir hikayenin patlak vereceğini hissediyorum. Eric'in ve Lacey'nin ne kadar yakın göründüğü çok ilginç. Öyle değil mi? Jimmy nerede? Aa, sanırım bugün hasta. Birlikte çok vakit geçiriyorlar mı? Bilmiyorum. Şey, sadece onlar... Aa, bunu asla söyleyemem yani. Onlar en iyi arkadaşlarım. Senin arkadaşın olabilirler ama bu şüpheli görünüyor. Aa, bunu söylemek istemezdim ama somut kanıtlara karşı hiçbir şey yapılamıyor. Bir şeyler döndüğünü biliyordum. Evet, çok kötü. Ah, Eric, Lacey, seninle konuşmam gerek. Derse gitmem gerek ama seninle sonra konuşacağız. Tamam, görüşürüz. Bir sonraki görevimi bildirmeye mi geldin? Az önce okul blogunda bir şey okudum. Tamam, ne okudun? Lacey ile birlikte Jim'in arkasından iş çeviriyor musunuz? Nasıl? Ne? Ha, biliyorum. Pislik. Tamam, biliyor musun? İnsanların Lacey ile ilişkin olduğunu düşünmesine izin veremezsin. Tamam, tamam ama Lacey ile görüşmeyi kesmeyeceğim, tamam mı? Tamam. Şey, o zaman bir çözüm bulmuş olabilirim. Neden şapkadan bir görev seçmiyorsun? Belki bu insanların dikkatini bir süreliğine dağıtır, ne dersin? Tamam. Hadi seç. Evet. Biliyor musun? Evet. Bu işe yarayabilir. Biliyorum. Bunun için buradayım. Ona bir şans vermelisin koç. Evet, hep futbol oynamak istemişimdir efendim. Sizi yarı yolda bırakmayacağıma söz veriyorum. Mızmızlanmayı bırak. Küçük bir kız gibi konuşuyorsun. O Eric, o doğal bir yetenek. Yaptığı her şeyde çok başarılıdır. O inanılmaz bir insan. Demek her şeyde çok iyi. Doğal bir yetenekmişsin. Aa, bunu bilmiyorum. Tamam, ilk sıra. İlk sıra mı? Doğal bir yetenek olduğunu, her işte iyi olduğunu söyledim. Ama evet, evet, kusunabilirim. Yavaş yavaş çalışabilirim. Artık çok geç. Kararımı verdim. Oh. Tamam Eric. Takımı yüzüstü bırakmayacaksın, öyle değil mi? Tabii ki. Bunu yapabilirim. Çocuklar. Bir maç bile kaybedersek ikinizi de öldürürüm. Oh! Hadi ama dostum, senin derdin ne? Bu adamlar neden böyle davranıyor? Biliyorum, çok garip. Yakışıklısın ve çok zenginsin. Bu hayatın olmazsa olmazları. Eric, sen bir futbolcu değilsin. Futbolda başarılı olsaydın durum farklı olurdu ama... bir sporda başarısız olursan herkesin alay konusu olacaksın. Neden bu kadar büyütüyorsunuz ki? Bu sadece bir maç. Bu sadece bir maç değil. Sadece bir maç değil. Eric, blog için yorum alabilir miyim? Hey, Lacey ve benim hakkımda dedikodu yayıyorsun, tamam mı? Haberleri ben uydurmuyorum, sadece yayınlıyorum. Ben sana ne yaptım ki? Ben sadece işimi yapıyorum. Hayır, kameramı geri ver. Sen bir pisliksin. Bak, istediğini yaz, tamam mı? Zaten kimse sana inanmayacak. Ha, medyaya karşı savaş açmak. Neden telefonlarıma çıkmıyorsun? Jim, hadi ama dostum, bunu yapmadığımı biliyorsun. Jimmy, ben ciddiyim. Jimmy! Merhaba. Az önce Jimmy ile... Vaktini pisliğin tekiyle harcamayacak. Evet, pislik. Bakın, beni rahat bırakın, tamam mı? Sen eziğin tekisin. Evet, ezik. Sen de bir pisliksin. Evet, pislik. Dostum, ben Eric Schultz'um. Ben istediğimi yapabilirim dedi ve beni ittirdi. Vay canına. Evet, futbol bile oynayamıyor. Sonra Eric suratına yumruk attı. Hayır. Hayır mı? Evet. Ne? Eric'in psikolojik yardıma ihtiyacı olduğu ortada. Rehabilitasyon gibi mi? Çok kıskandım. Rehabilitasyon 2005'te kaldı. Silvia Martin, rehber öğretmen. Merhaba.
Kızlar. Harika görünüyorsunuz. Çok tatlı değil mi? Ödül töreni için heyecanlı mısınız? Kimin seçkin mezun olacağını çok merak ediyorum ya siz? Bilmiyorum. Hena'nın saçları çok güzel. Teşekkür ederim tatlım. Evet ama o yalancı bir sürtük. Evet. Bunu duydum, şişman sürtük. Evet. A listesini kontrol ediyor musunuz? Biz de bunun için gelmiştik. Ne? Listeye girmişsiniz. Ne? A listesi Sylvia Martin, eski Amigo kız şampiyonu. Doğrulama henüz gerçekleşmedi. Bir dakika ama ben öğretmenim, bu mümkün değil, öyle değil mi? Ha, öyle mi? Aman tanrım. Tamam. Evet. Tamam. 52 numarayım. Bu iyi mi? Lisedeki tek öğretmen sizsiniz. Evet. Erik kaç numara? Erik artık lisede değil. Aa. Hadi. Evet. Dostum çok iyiydi. Bak, orada sakatlanmaktan korkma. Bak dostum, ben korkmuyorum. Dinle, son zamanda yaşadığım psikolojik sorunlardan haberim var. Yaralandığını görmek istemiyorum. Ben iyiyim dostum. Bana güven. Erik. Benim için önemlisin. Hem de çok. Bu arada bacak kasların çok güzel. Ne? Trent! Sağda ellerini kullanma. Özellikle de takım arkadaşına dokunmak için. Burada ne işimiz var? İyi olup olmadığını merak etmiyor musunuz? Öyle olsa iyi olur. Bunun için manikürümü iptal ettim. Profesyonellere taş çıkartacak. Tamam, geri gel. Buraya gelin, aferin Rizola. Bakın. Evet. Evet, bu berbattı. Bu iyi değil. Hayır. Tamam, Erik geliyor. Geliyor. İşte gidiyor. Onu öldüreceğim. Onu kendim öldüreceğim. Önce onu, sonra kendimi öldüreceğim. Neden öylece dikiliyor? Yapabilirsin Erik. Onun işi bitmiş. Topu kap! Topu kap! Topu kap dedim! Tamam. Tamam. O kadar kötü değil. İyileşeceksin. Yıldız Oyuncuoğlu. Erik berbattır. Merhaba. Ona söylentinin gerçek olmadığını açıklıyordum. Jimmy, neden bana inanmıyorsun dostum? O çok hassas. Harika. Sylvia'nın listesi ne zaman bitecek? Yapmam gereken iki şey daha var. Dikkatli ol. Sana bir teklifim var. Neymiş? Herkesin sana nasıl davrandığını biliyorum ve kendimi çok kötü hissediyorum. Ne yapacağız? Birkaç seçeneğimiz var. Aklıma son derece etkili olabilecek bir çözüm geliyor. Seni öğrenci ödülleri gecesine götürmemi istiyorsun. Nasıl tahmin ettin? Söylemiştim, ben de senin kadar zekiyim. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Sence faydası olur mu? Bu seni kurtarabilir. Hızla düşüyorsun. Ben düşmüyorum. Erik,
Kendini aç bıraktığın doğru mu? Ve en yakın arkadaşın Jimmy'ye neden vurdun? Bir de rehber öğretmen saplantın hakkında yorum yapacak mısın? Eric! Jimmy, bak üzgünüm dostum. Bu kadar mı? Evet. Bana kızgın olman çok saçma. Yani Lacey ve ben asla... Aranızda bir şey olmadığını biliyorum. Öyle mi? O zaman neden sinirlisin? Üzgünüm. Eric'e ikiyüzlülük ettiğini söyler misin? Eric, ikiyüzlülük ediyorsun. Evet, duydum. Jimmy'ye üzgün olduğumu söyler misin? Başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum, tamam mı? Neden özür dilediğini bile bilmiyorsun. O zaman söyle bana. Şiir yazdığım için sürekli kendimi kötü hissetmeme sebep oldun ve şimdi kendin çılgınca şeyler yapıyorsun. Sen istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Evet, görüyorsun. Başıma gelenler ortada dostum. Sadece seni korumaya çalışıyordum. En azından denemen gerek. En azından hayalini yaşaman gerek. Bak dostum, inan bana, yaşadığın bir hayal değil. O zaman ne yapıyorsun? Ah, merhaba ufaklık. Sorun ne? Sorunun ne olduğunu biliyorsun. Evet. Trendin bileği değil mi ben? Aptal listeni uygulamasaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Hayır. Hayır. Bunların listeyle bir ilgisi yok. Benden bu kadar. Bırakıyorum. Bırakamazsın. Yani listeyi bitirmek üzereyiz. Ben istediğim her şeyi yapabilirim. Pressman'a gitmek istemiyor musun? Kabul edildin mi? Tuvalete gidebilir miyim?
Açıklayabilirim. Duymak istemiyorum. Annene de babana da ulaşamadım. Nerede olduklarını biliyor musun? Bak evlat. Seni burada tutmak istemiyorum. Arayabileceğim başka biri var mı peki ya? Seni eve götüreyim. Bunların hepsi benim suçum. Hayır, hayır. Hepsi senin suçun değil. Ben rehber öğretmeninim Erik. Senin hapse girmene sebep oldum. Bunu yapmak zorunda değildim. Hiçbirini yapmak zorunda değildim. Ben Erik Schultz'um. İstediğim her şeyi yapabilirim. Yani benden nefret etmiyor musun? Beni kurtarmaya gelen tek kişi sendin. Teşekkür ederim. Biliyor musun ben... Gençken babandan hoşlanırdım. Lisedeyken. Ne? Evet. Neden? Bilmiyorum. O zaman ben çok gençtim ve o da... okulda bana iyi davranan tek... popüler çocuktu. Benimle konuşmuyor bile. Ben onun kim olduğunu bile bilmiyorum. İyi bir insan olduğuna emindim. Bütün bunların sebebi o muydu? Hayır, sadece... sadece ait olmanın nasıl bir şey olduğunu görmek istemiştim. Bu listeyi seninle tamamlamak... bilmiyorum, bana kendimi havalı ve bütün hissettirdi. Ama şimdi çok kötü hissediyorum. Leads to a lesson every time you start to question if you're wrong. And everyone is wondering about you and hoping that you'll miss them when they're gone. When all is said and done,
stockpiled sections. I think I've been misdirected. I've been singing all the wrong words to these songs. And I can't wish you well and walk away and drive 1,000 miles just to wish I stay every single day. Every single day. Erik, dostum. Ne oluyor burada? Bayan Martin liste anlaşmasından söz etti. Hiç hoş değil. Hiçbir fakülte üyesinin bir öğrenciyi kendini rahat hissetmeyeceği bir ortama sokmaya hakkı yoktur. Tabii ki buna okul arazisinin dışında park etmiş bir karavanda 6 kutu bira içmek de dahil değildir. Yani. Bu liste. Bunların hiçbiri onun suçu değildi. Ben de önemli olduğunu düşünmemiştim. Hatta çıplak koşu fikri hoşuma gitti. Bu gerçek bir efsane olacak. Seni çıplak gören 2 kızım için terapi ücreti ödemek de umurumda değil. Hey, bir dakika, onu kovuyor musunuz yoksa? Yönetim kurulu. Bir grup inatçı keçi. Hatta grup başkanının lakabı bile inatçı keçi. 18 yaşındaki bir çocuğu lisede çıplak koşmaya zorladım. İşte bu noktada çok haklı. Özür dilerim ama o yalan söylüyor. Bunların hepsi benim fikrimdi. Bay Cameron, biraz yalnız kalabilir miyiz? Evet. Evet, kalabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bunu neden yapıyorsun? Suçu üstlenmeme yardım et. Yaptığım şey yanlıştı ve bunun telafisi yok. Tamam. Ama zaten herkes benden nefret ediyor. Herkes seni seviyor. Hayır, sevmiyorlar. A listesinde birinci olduğum için beni seviyorlar. Her hafta o listede nasıl birinci olduğunu sanıyorsun? Sende çok insanda olmayan bir şey var ve bu insanları sana çekiyor. Sen Eric Schultz'sun. Sylvia. I can't tell you what you wanna hear. Expect that every problem simply disappears. And I can't wish you well and walk away. And drive 1,000 miles just to wish I stay every single day. Every single day. Every single day. Every single day. Bu da ne? Annen bugün evi terk etti. New York'a taşınacakmış. Tamam. Aç mısın? Bak, özür dilerim ama sen tarihi geçmiş ilaç falan mı içtin? Bak, evde fazla vakit geçirmediğimi biliyorum. Annen beni delirtiyordu ve bunun beni içime kapatmasına izin verdim. Tabii bu bir bahane değil. Bu 12 yaşından beri aramıza geçen en uzun konuşma. Beni affetmek zorunda değilsin. Sadece hayatına daha fazla dahil olmak istiyorum. Evet, tamam. Ödül töreni yaklaşıyor. Yardım ister misin? Gelmek ister misin? Babanın orada olması seni utandırmaz mı? Lise artık umurumda bile değil. Evet, liseyi umursamamak önemli değil. Önemli olan insanları umursamak. Tamam. Adım at. İlerle. Nereye gidiyoruz? Göreceksin. Tamam. Treyano Şiir Kulübü. Burada olmamamız gerek. Neden? Çünkü
Herkese merhaba. Şiir kulübüne hoş geldiniz. Kapa çeneni. Ben bir arkadaşım için bir şiir yazdım. Ve şiirimin adı Sevgili Cimi. Sen benim arkadaşımsın. Bizimkisi asla bitmeyecek sadakat dolu bir arkadaşlık. Sürekli beni güldürecek garip şeyler söylüyorsun. Ve en havalı partileri düzenliyorsun. Ve bensiz eğleniyorsun. Bu çok kötü. Dün akşam bir rüya gördüm. Üniversiteyi bırakıp rock grubu kuruyorduk. Zaten bu şiirimin bir parçası değildi. Bu çok garip. Bunu neden söylediğimi bilmiyorum Jimmy. Çok tuhaf. Jimmy, ben şiirden nefret ediyorum. Ama sen benim arkadaşımsın ve bilirsin seni seviyorum. Şiirini okudum. Gerçekten mi? Gerçekten çok iyi dostum. Ve sen Emily Dickinson'dan çok daha seksisin. Metafor olarak. Trent. Merhaba. Nasıl gidiyor? Ben çok üzgünüm dostum. Ne? Yani bacağın için. Aa, evet. Evet, önümüzdeki sene Indiana'da futbol oynayamayacağım. Tanrım, bu çok kötü. Hayır, bu iyi bir şey. Bu harika. Babam kazanmak ve geleceğim için bana baskı yapmıyor. Artık kendi kararlarımı kendim verebilirim. Evet, düşündüm de belki birlikte yemeğe çıkabiliriz. Ben eşcinsel değilim Trent. Dostum, ben de değilim. Tamam. Tamam. Hey, seni sonunda buldum. Hena! Sabahın 10'unda nereye gidiyorsun? Seni sonra arayacağım. Sahte elbise alışverişine gidiyorum. Birileri benim aldığım elbisenin aynından almak isteyecektir. Bu yüzden basına bugün alışverişe çıkacağım bilgisini sızdırdım. Tamam. Sana bir sorum vardı. Aslına bakarsan bir iyilik isteyecektim. Eric, senin için her şeyi yapacağımı biliyorsun. Benim için elit seçmelerinde yeteneğini konuşturur musun? Peki bunu neden yapayım? Hena, sen herkesi tanıyorsun. Herkes her şey için zaten sana geliyor. Doğru. Bunu yapabilirim. Ama sen hala Sylvia ile zaman geçirmiyor musun? Onun hakkında söylenenleri duyunca çok şaşıracaksın. Haber bu akşam yayınlanacak. Hangi haber? Ofisinde lise yıllarından kalma eşyaları saklıyormuş. Bu çok acınası. Bunu ona neden yapıyorsun? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bana sorarsan deliller son derece açık. Bak, bunu yayınlamayı aklından bile geçirme. Ben istediğimi yaparım Eric. Bu okulu kontrol eden kişi hep bendim. O kadar emin olma. Bu bir tehdit mi? Bana sorarsan bu kesinlikle bir tehdit. Haberin olsun diye söylüyorum. Seni mahvedeceğim. Günaydın Lake Odell Lisesi. Hannah Ford konuşuyor.
Lake Odom Lisesi öğrenci seçimi ödülleri için hazırlanıyor. Ve bu sene bizi en ilginç törenlerden biri bekliyor. Öğrencilerimizden Eric Schultz için ne kadar garip bir sene oldu. Tuhaf amigoluk deneyiminden, sorumsuz özel hayatına yaşananlar, popülerlikten çok uzak bir öğrenci tablosu yarattı. Söylentilere göre Eric seçkin mezun yarışı için adaylığını ortaya koymuş ve anket sonuçlarına göre öğrencilerin %14'ü Eric Schultz'a oy vereceğini söylemiş. Bu okul yılının başlangıcındaki %82'ye oranla kesin bir düşüş. Eric Schultz'a neden oy veremeyecekleri sorulduğunda öğrencilerin %89'u tuhaf davranışlarını gerekçe gösterirken %11'lik kesim futbol bile oynamadığını söyledi. Ve Eric'in yarıştan çekilmesiyle öğrenciler kime oy vereceklerini bilemez hale geldi. Hele Ford'u dinlediniz. Hoşça kalın. Aa, bu harika. Eric Schultz'la hane tecavüz. Tamam. Beni dinle. Ne? Ama Eric. Dostum, bunları nereden buldun? Erkekliğimizi pekiştirmek için. Şifreyi nereden biliyorsun? Hena'yla 9. sınıftayken çıkmıştık. Şanslı pislik. Tamam. Şş. Tamam, Sylvie aleyhinde topladığı bütün bilgilere ihtiyacımız var. Onları bulabilir misin? Eric, bunu gözüm kapalı bile yaparım. Tamam. Hazır mısın? Süt yanlarından birini alabilir miyim? Tamam. Tamam, hadi dostum, işimize bakalım. Onun hastalığı yoktur, öyle değil mi? Olabilir. Tamam. Şimdi buradan Sylvia Marty'yi bulmamız gerek. Bana bir dakika ver. Ne? O da ne? Bak. Tamam, tamam. Bunların hepsini bas. Tamam. Ne yapacaksın? Hani A listesinde bir numara. Vay canına. Bu nasıl oldu? Birazdan kusacağım. Onun iç çamaşırını kokladım. Bunu yüksek sesle söylemesen çok iyi olur. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Çok iyi. Ödül töreni için çok heyecanlıyım. Aa, öyle mi? Evet, kimlerin kazandığını görmek için sabırsızlanıyorum. Ah, ne de olsa lise hayatlarımızın en önemli günü olacak. Evet. Görüşürüz. Tamam. Okul törenine gitmeden önce herkesi bizim eve davet ettin mi? Evet. Bir kişi dışında. Çok üzgünüm. Hani A listesinde senden daha üst sırada olduğu için yıkıldın mı? Dünyam yıkıldı. Benimle konuşmak istemediğini biliyorum. Ama ödül törenine gitmeden önce herkesi evime davet ediyorum. Gelmek ister misin? Herkes kim? Gelmek isteyen herkes. Bu sınıfça katılacağımız son parti. Herkesin bir arada olması gerekiyor. Neyin peşindesin Schultz? Kesinlikle hiçbir şeyin. Gelmeyi düşünebilirim.
Hey! Sana bir şey göstermem gerek. Şuna bak. Benimle ödül törenine gelir misin? Yani bizimle. Ben kovuldum. O okulun yakınına gelmeme izin vermelerine imkan yok. Tamam, en kötü ne olabilir ki? Seni tekrar mı kovacaklar? Eric, bu seninle ilgili. Ben iyi ya da kötü gençliğimi yaşadım, anlıyor musun? Emin misin? Bunu kaçırmak istemezsin. Evet, eminim. Siz gidin, hadi gidin, tamam mı? Eric, teşekkür ederim. Gidin. Tebrik ederim. Bu senenin seçkin mezununu görmek için heyecanlı mısın? Her zaman söylediğim gibi seçkin mezun seçilmem imkansız. A listesinde üçüncülükten yüksek bir sırada hiç bulunmadım. Ama son günlerce birden kendimi bir numarada buldum. Hadi Trent, içeri girelim. Merhaba. İyi mi? Sizinle sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Eric Schultz en yakın arkadaşımdır. Daha geçen gün birlikteydik. Sırtıma onun yüzünün dövmesini yaptırmayı düşünüyorum. Artık en iyi arkadaşım sayılır. Onları birbirlerine yakıştıramıyorum. Aşkta her zaman çılgınlık vardır. Ve çılgınlıkta da mantık. Nietzsche. Jimmy. Evet, merhaba tatlım. Merhaba Alex. Görüşürüz. Eğleniyor musun? Şaşırtıcı bir şekilde evet. Bu sene insanlar o kadar da gergin görünmüyor. Evet. Sonunda nefes alabiliyorum. Nasılsın? O konuyla ilgili. Doğruluğuna nasıl emin olacağım? Bilmiyorum. Peki daha önce emin olman gerekmiş miydi? Birazdan görüşürüz. Tamam. Herkes beni dinleyebilir mi acaba? Teşekkür ederim. Bu akşam herkes eğleniyor mu? Eminim ki herkes tören biter bitmez kız arkadaşını yatağa atmak için sabırsızlanıyordur. Sanırım bir odada olsa eski kafalarıyla olacağımızı bana söylememişler. Tanrım, sence bu komik miydi? Gitmemi ister misin? Sıra ilk ödülümüzde. Bu gecenin ilk ödülü en iyi bacak kası. En iyi bacak kası. Teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Özellikle de kardeşime teşekkür ederim. Çünkü o olmadan bunu başarabileceğimi hiç sanmıyordum. Tamam tamam, harika konuşmayın. Yeter yeter. Hadi. Evet, büyük bir alkış. İki kardeş tek beyin bayanlar baylar. Bana sorarsanız gecenin en güzel kısmına geldik. İsterseniz kaçıp kimya laboratuvarına gidelim. Biraz taş yapalım, ne dersiniz? Kim benimle geliyor? Şaka ediyordum. Kimse beni anlamıyor.
katılmadı değil. Ah. Evet, herkesin beklediği an geldi. Sıra bu senenin seçkin mezununu açıklamakta. Aman Tanrım, nefes alamıyorum. Sen de heyecanlı mısın? Aa, bu çok çılgınca. Bu arada bu seneki oylamayı A listesi üzerinden yürüten Hena Ford'a teşekkür etmek istiyorum. Evet. Hadi başlayalım. Ve bu senenin seçkin mezunu... Bu da ne? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Bu önemli geceyi kaçırmak istemeyeceğiniz yeni gelişmeleri aktarmak için yarıda kesiyoruz. Özel hikayemizi Eric Schultz'dan canlı olarak dinleyin. Burada neler oluyor? Eric, ne yapıyorsun? Hena, sınıfa söylemek istediğin bir şey var mı? Bekleyemez mi? Seçkin mezunu açıklamak üzereyiz. Yani itiraf etmek istediğin hiçbir şey yok mu? Neden söz ettiğini bilmiyorum. Tamam. Merhaba. Hena'nın A listesinin adil bir şekilde sıralandırıldığını söylediğini biliyorsunuz. Ama aslında listeyi yapan kişi Hena. Ve aynı zamanda kendisini bu senenin seçkin mezunu ilan etti. Sen bir sahtekarsın. Sana güvenmiştim. Onu dinlemeyin. Neden söz ettiğini bilmiyor. Hena'nın kendi bilgisayarından sayısız dokümanı ele geçirdik. İsteyen herkes bu belgelere A listesi üzerinden ulaşabilir. Hem de an itibariyle. Biliyor musunuz? Seçkin mezunun kim olduğunu öğrenemediğimiz için mutluyum. Seçkin kişi kimdir? Seçkinlik nedir? Amigo kız nedir? Sporcu nedir? Bunlar sadece birer etiket. Sadece birer etiket. Bunlar kim olduğunuz değildir. Seçkin mezun geri kalan herkese kendini kötü hissettirecek başka bir etiket daha. Ve bana sorarsanız bu tam bir saçmalık. Biliyorsunuz, 2 ay içinde hepimiz hayatlarımızın geri kalanına başlayacağız. Bu yüzden bu akşamlık tüm bu saçmalıkları bir kenara bırakıp... Evet. ...geriye kalan zamanımızın tadını çıkaralım derim. Öyle değil mi? Beni eve götür. Hemen. Ben çok eğleniyorum. Burada kalacağım. Sana gidelim dedim. Peter Craig'le tanışmış mıydın? O çok zeki. Berkeley'den burs aldı. Siz ben olmadan bir hissiniz. Berkeley'den lanet olası burs almışmış. Onun iç çamaşırlarını koklamıştı. Pekala. Yüksek sesle söylememeliydim. Törenimiz sona erdi. Harika bir gece ve gösteri oldu bayanlar baylar. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Unutmayın müdürünüzün yani benim evimde bir parti var. 3 fıçı var, sıra beklemek yok. Sahte kimliklerinizi getirin, külotlarınız evde kalsın. Bay Cameron çok garip bir adam. Şeyin peşinde olduğunu biliyordum. Bak neden söz ettiğini bilmiyorum. Bunu yaptığın için mutluyum. Seni kaybetmediğimi biliyordum. Seni tekrar görmek çok güzel. Biliyor musun? Bence
Bu saatte boş bir sınıf bulabiliriz. Bu hoşuna gider miydi? Sen ne dersin? Ne anlamı var ki? Toplum içinde çıplak dolaşmaktan çekinmediğini biliyoruz. Vay canına. Demek bu yüzden beni seviyorsun. Tamam. Evet. Beni kesinlikle böyle geri kazandın. Kazandın mı? Beni hiçbir zaman kaybetmedin ki. Unutulmaz ol. Merhaba. Merhaba. Özür dilerim. Burada ne işin var? Ödül töreni için gelmiştim. Sen içeride miydin? Hayır. İçeride değildim. Hayır. Evet. Davranışımız için özür dilerim. Arkadaşlarım ve ben adına. Kendi adıma. Hem biliyor musun? Bunlar lisede kaldı. O zamanlar çocuktuk. Hayır, ben ciddiyim. Bu konuyu uzun zamandır düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu arada sen çok güzel görünüyorsun. Gerçekten mi? Evet. Törenden sonra bir şeyler içmek ya da bir şeyler yemek ister miydin? Bir randevu. Evet, randevu. Bir saniye lütfen. Evet. Yani bu arada nasılsın?